Herkese merhabalar. Bugün sizlere Amazon'da hesap açılışı yaparken yaptığınız 7 hatadan bahsedeceğim. Aslına bakılırsa bunu 7 hatayla sınırlamamak lazım. Çünkü bize gelen e-mail ve bildirimlere istinaden bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü hesap açılışı yaparken birçok kişi hata yapıyor ve hatalar devamlı çoğalmakta. Nedeni ise gayet basit. Birçok araştırma yapmayıp Sadece o an hesap açılışına odaklanarak kısa yoldan para kazanma umuduyla ilerlediği için birçok kişi Amazon'da hesap açılışını önemsiz görüyor. Böyle bir şey yaptığınız zaman gerçekten hesap açılışında problem yaşamanız söz konusu. Çünkü hesap açılışı Amazon'da o kadar kolay değil. Yani bir sahibinden koma girip üyelik formu oluşturup hesap açacağınız bir yer değil. Çünkü Amazon dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri sizi doğrulamak isteyecektir. Doğrulamaya da takdirde hesabınızı açması söz konusu değil. Ayrıca Amazon'da kolay para ve benzeri şey vaatleriyle size yaklaşanların kesinlikle peşini bırakmanızı öneririm. Çünkü Amazon o kadar kolay bir yer değil. Öyle diyenlerin yanından hızlıca uzaklaşmanızı öneririm. Şimdi hesap açılışı konusunda neden bunları söylüyorum? Çünkü hesap açılışına yönelik birçok bilgi veya video paylaşıyorum. Bunların neticesinde bize gelen e-maillere istinaden şunu söyleyeceğim. Herkes acele ettiğinden dolayı eski videolarla o an hesap açılışını görüp açmak istiyor. Şimdi böyle yaptığı zaman hata yapması söz konusu. Çünkü bir ay öncekiyle bir sene öncekinin arasında dağlar kadar fark var. Şu an bu video Şubat 2021 tarihinde çekilmesine rağmen bir ay sonra güncelliğini getirebilir. Her ne kadar güncel bilgi paylaşmama rağmen hesap açılışı konusunda biz Amazon'un hızına yetişemiyoruz. Çünkü her zaman kendini güncelliyor. Bu yüzden sizin de kesinlikle güncel bilgilerle ilerlemeniz çok önemli. Ahmet ne diyorsa Mehmet'e de bakın. Mehmet ne diyorsa Mustafa, Mustafa ne diyorsa Ayşe. Hepsinin bilgilerini harmanlayarak hangisi doğru söylüyor, hangisini söyledikleri tutarlı ölçüp biçebilirsiniz. Bir kişiye bakarak hesap açılışı yapmayın. Yani bu benim için de geçerli. Ben ne diyorsam direkt hemen hesap açılışı yapmayın. Başkasından da bakın. O şekilde karar verin. Bu sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Ayrıca bu hesap açılışıyla da değil ya yani tüm Amazon'a bilgi ve belgelerle de alakalı. Bir belge mi göndereceksiniz? Diğer yerlerde de inceleyin ne tür belgeler gidiyor. Bir bilgi mi duydunuz? Diğer yerdeki bilgilerle eşleştirin bakalım tutarlı mı? Yani bir şeyle hareket etmeyin. Kesinlikle hata yaparsınız. Şimdi paylaşmam gereken bilgi ise 7 tane hata olarak sınırladım. Bunlar bize en çok sorulan sorular. E-mail olarak en çok bunlar geliyor. Eğer aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben de onları toplayarak yine güncel bir video çekerim. Böylelikle bunları da her zaman güncel tutarız. Çünkü bize o kadar çok e-mail ve yorum geliyor ki hesap açılışıyla alakalı. Bizim bunlara tek tek cevap vermemiz mümkün değil. Hiçbirine yetişemeyiz. Çünkü bazı kişiler bizi Amazon çalışanı sanıyor sanırım, ona istinaden takıldığı en ufak soruyu bile sorduğundan dolayı gerçekten günde inanılmaz e geliyor. Biz zaten birçoğuna yetişemiyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz ancak zorlanıyoruz. Bu yüzden böyle toplu toplu video çekmeye özen göstereceğim. Öncelikle birincisi aynı e-mail ile farklı hesap açılışı mümkün mü? Şimdi şöyle aynı e-mail ile Ahmet'i örnek alalım. Ahmet pasaportuyla Amerika hesap açılışı yaptı. Ahmet Avrupa'da da diğer pazar yerleri de pasaportuyla hesap açılışı yapabilir. Ancak aynı bilgisayar üzerinden Ahmet yeni kimlik veya sürücü belgesiyle hesap açılışı yapmak istediği zaman hesap ilişkilendirecektir. Şimdi ne var demeyin daha önce bilek yöntem paylaşmıştım. Bir kişi adına birden fazla hesap. Amazon politikaları geri bir kişi adına bir hesapla ilerlemeniz sizin açınızdan kesinlikle daha iyi olacaktır. Yani bu şirket içinde geçerli, diğer bilgiler içinde geçerli. Siz LLC şirket yani Amerika'da bir şirketiniz var. Türkiye'de de bireysel hesap açılışı yaptınız. Olmaz. Hesabınız ilişkilendirilebilir. Yani bu Türkiye'deki şahıs işletmesi veya limited anonim şirket içinde geçerli. Amazon'da bir tane hesabınız olacak. Açabilirsiniz farklı hesaplar ama yarın öbür gün hesaplarınızın ilişkilendirmesi söz konusu. Bu yüzden buna kesinlikle net olmanız lazım. Yani uzun süreli bir iş olarak düşün, bir tane hesap açılışı yapın ve her zaman onunla kesinlikle ilerleyin. Ayrıca farklı e-mail ile aynı kişi adına diğer pazar yerlerinde de hesap açılışı yapabilirsiniz. Bu örneği vermeden de diğerine geçmek istemiyorum. Yani Ahmet pasaportuyla hesap açılışı yapmıştı. Ahmet bir at Amerika'da hesap açtı. Ahmet 2 gmail.com'da Avrupa hesap açılışı yapabilir. Ahmet 3 gmail.com'la Avustralya ahmet4 gmail'le Singapur yani çoğaltılabilir örnekler. Bunları yapabilirsiniz. Daha sonra link account'ta birleştirerek hepsini tek bir pazar yerinde toplayabilirsiniz. Bir diğeri ise sanal sunucu. Ben bununla ilgili birçok yerde post paylaştım. Sanal sunucudan hesap yönetebilirsiniz. Yani sanal sunucuya ait bir tane tek bir video çekeceğim. Ancak sanal sunucuyla hesap açılışı yapmanızı önermem. Çünkü Amazon sizin MAC adresinizi bildiğinden dolayı nereden geldiğinizi görecektir. Yani sanal sunucuların MAC adresi bir tane olup dağılımı fazla olacağından dolayı örnek veriyorum 1 1 1 2. Şimdi ya da bu doğru örnek olmaz. Şimdi bu örneği vereceğim ama yanlış anlaşılmasın. Çünkü daha önce bununla ilgili bir örnek verdiğimde birçok kişi anlayamamıştı. Şimdi hepinizin bildiği bir IP'den örnek vereyim ya da o çok kafa karıştırıyor onu vermesem daha doğru olur çünkü videoda da birçok kişinin karıştıracağını umuyorum şöyle düşünelim ip'imizin 99 99 1 2 şimdi başka bir ahmet 99 99 1 2 ile sanal sunucu satın aldı ayşe 99 99 1 2 ile başka bir sanal sunucu aldı mehmet 99 99 1 3 sanal sunucu aldı bu örnekler bir 99'a kadar gider. Yani 99 kişi sizin arkanızdan sanal sonucu aldı. Bunu deneyebilirsiniz, görebilirsiniz de. Şimdi Amazon ne yapıyor? Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü daha önce birçok kez yaşadık. 99, 99 birden başlıyor, birden 99'a kadar ban koyuyor. Yani o sanal sunucudan gelecek kişilerin herhangi bir şey fark etmeksizin banlı olduğundan dolayı Amazon otomatik olarak çok rahat bir şekilde engelliyor. Yani siz istediğiniz kadar yeni bir sanal sunucu alsanız da Amazon sizi anlıyor. Yani o baştaki söylemek istemediğim örneği vereyim. Sizin IP'niz IP değil tabii bu. Yanlış anlaşılmasın tekrardan. 198 e, 168 198 öyle bir IP numarası vardı. 1 2 var ya hani hepinizin bildiği e, TTNet'in ve benzeri şeylerin 168 198 öyle bir şey vardı. Onu girdiğiniz takdirde Hepsinin sıralıdır değil mi? Şimdi onun 1'den 99'u o kadar olan düşün. Yani 168, 172 gerinin hepsine ban verdiğini düşünün. Yani hiç kimse giremez. Biraz karışık gelmiş olabilir. Ben bununla ilgili postlar paylaşmıştım. Birçok karıştıran olmuş. Burada da karıştırabilirsiniz ama sanal sunucudan kısacası hesap açılışı yapmayın. Ha bu arada sanal sunucudan hesap yönetebilirsiniz. Biz de hesap yönetiyoruz. Problem yok. Ancak bir takım Kötü aktiviteler yaparsanız Amazon direkt engelliyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Sana sunucuyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü çok derinlemesine bir konu. Birçok kişi karıştırıyor. Ayrıca nasıl sana sunucuya bağlanabilirsiniz? Nasıl sana sunucuya hesap yönetebilirsiniz? Dediğim gibi bununla ilgili çok detaylı bir video çekeceğim. Çünkü o sadece bir videoya sığacak bir şey. Burada uzatmak istemiyorum. Sadece sana sunucuyu kabaca bilmenizde fayda var. Bir diğeri ise Türk şirket ile hesap açılışında Türkçe karakterler. Neredeyse tüm videolarımın altına bunu yazıyorlar. Türkçe karakterler, Türkçe karakterler. Şimdi Türkçe karakterleri aslına bakırsa iki sınıfa ayırmamız lazım. Bunun içinde bir tek video olur ama kısaca anlatacağım zaten çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. 1. Avrupa hesap açılışı yapacağınız zaman Türkçe karakterlerde hiç problem yok. İstediğiniz gibi yapın. Hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. Çünkü sizi karşılayacak Türk ekibi olduğundan dolayı kısa sırada probleminizi çözecektir. Ancak ikincisi ise Amerika'da hesap açılışı yapacağınız zaman Türkçe karakter kullanmayın. Çok basit. İ, Ö ve hepsini net bir şekilde yazın. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Nedeni ise çok basit. Text information etabına geldiğinizde Türkçe karakterleri kabul etmeyecektir. Etmediğinden dolayı birbiriyle uyuşmayacağından dolayı problem yaşamanız söz konusu. Her bazı hesaplarda problem olmadan açıldığına da şahit olduk. Ancak genellikle Türkçe karakter ilerlemeyen, Türkçe karakter kullanmadan ilerleyen hesaplarda daha kısa sürede suspend'in kalktığına da şahit olduk. Bu yüzden bunu da bilmenizde fayda var. Bir diğeri ise Bayer alıcı hesabı önemli. Şimdi bunu birçok kişi atlıyor veya hiç dikkate bile almıyor. Ancak bizim başımıza gelen olaylara istinaden şunu bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'de veya Amazon'da yani Amerika Amazon'da bir bayar hesabını yani alıcı hesabınız olduğunu düşünün. Şimdi siz oraya evinizin adresini nokta atışı yazdınız. Şimdi Amazon'da hesap açılışı yaparken güncel alacağınız kredi kartı ekstresi veya başka bir belgenin fatura da olabilir. Adresini tam alacağınızdan dolayı Oraya yazmış olduğunuz alıcı hesabındaki adresle uyuşmayacaktır. Siz aynı e-mail ile hesap açılışı yapacağınız zaman direkt Amazon oradaki adresinizle göreceğinden dolayı eşleştirme yapıp adresiniz tutmadığından dolayı sizi hesabınızı açmanızda bloke olacaktır. Bu yüzden bunu da kesinlikle dikkate almanızı öneririm. Yani kafa karışıklığı olmasın. Oradaki hesabınızla ilişkilendirecektir. Diğer ilişkilendirme değil. Yani farklı türlü ilişkilendirme yapacaktır. Adresler farklı olduğundan dolayı hesabınızın açılışında size problem yaratacaktır. Temiz bir hesap yapın, sıfırdan bayar hesabı oluşturun. O şekilde ilerleyin. Bayar hesabı da değil yani sıfırdan yeni e-mail ile Amazon hesap açılışı yapın. Zaten siz yeni hesap açılışı yapacağınız zaman otomatik olarak Amazon size bayar hesabı oluşturacaktır. Ekstradan kendinizin fazladan açmasına gerek yok. Bir diğeri ise büyük küçük Türkçe karakterler. Türkçe karakterler gerçekten her zaman her zaman karşımıza ısrarla ısrarla çıkıyor. Türkçe karakter kullanmamanızı az önce söylemiştim. Yine bunu da söylemek istiyorum. Büyük küçük de her zaman soruluyor. Hepsini büyük yazın veya hepsini küçük yazın. Hepsi bir örnek olsun. Çünkü problem yaşıyorsunuz. Hepsini küçük yapacaksanız hepsi küçük olsun. Ancak göndermiş olduğunuz belgelerde de o şekilde olmalı. Nasıl yazıyorsanız göndereceğiniz belgelerde de birebir aynı olmalı. Hepsini büyük yazıyorsanız hepsi büyük olmalı. Hepsini küçük yazıyorsanız hepsi küçük olmalı. Aslında çok basit. Bu tür şeylere takılanlar neden takılıyor aslında onu da anlamıyorum. Bir diğeri ise bir bilgisayardan iki hesap yönetebilir miyim? Şimdi şöyle bir bilgisayardan 50 tane bile hesap yönetebilirsiniz. Az önce sana sonucuya değinmiştim. Yani biz genellikle danışmanlık verdiğimiz firmalar olsun, kişiler olsun hesaplarına ya sanal sunucudan bağlanıyoruz ya AnyDesk üzerinden bağlanıyoruz. Şimdi AnyDesk üzerinden bir bilgisayara da bağlanarak yani bu bilgisayar karşımda görmüş olduğunuz bilgisayardan 5 tane AnyDesk, 5 tane AnyDesk kullanıcısına bağlanarak 5 hesabı da yönetebilirim. Sanal sunucudan da aynı şekilde sanal sunucudan 5 tane alırım hepsini de yönetebilirim. Burada da bir problem yok ama tek bilgisayardan bu bilgisayardan 2 tane hesaba giremem. Yani farklı farklı hesaplara kendi hesabınız üzerinden tüm pazar yerlerine girebilirsiniz. Buraya kadar problem yok. Ancak örneğin benim hesabım olsun ve eşimin hesabı olsun. Ben aynı bilgisayardan iki hesaba giremem. Bir diğeri ise üzerime fatura yok ne yapmalıyım? Şimdi bu genellikle öğrenci kardeşlerimizden gelen soru oluyor. Üzerinize fatura yoksa fatura ile girin. Yani Amazon kesinlikle sizden fatura istiyor. Yani faturasız başlamayın. Son zamanlarda zaten şöyle bir soru da gelmeye başladı. Kredi kartım da yok ne yapmalıyım? Bankalar bize problemli olduğumuz için kredi kartı da vermiyor. Şimdi kredi kartınız yoksa ya bir şey demem söz konusu değil. Sanal kartla da açabilirsiniz. Lakin Amazon doğruluğunu isteyecektir. Sanal kartı doğrulama ihtimali çok az. Bazen bazı durumlarda kredi kartının fotoğrafını hiç isteyebiliyor. Böyle bir durumda kaldığınız takdirde gerçekten büyük problem yaşayabilirsiniz. Amazon'u gerçek bir iş modeli olarak düşünün ki Amazon'un da size yaklaşımı o şekilde olsun. Şimdi bakıyorum birçok kişiye gelen maillere istinaden herkes Amazon'u bir yandan kandırma çabasında. Yani şöyle yapayım da nasıl yer, şöyle yapayım da nasıl tutar tarzında düşüncelere sahip. Böyle yapmayın. Şimdi siz örnek veriyorum vergi dairesine gitseniz, bankaya gitseniz kandırabilir misiniz? Kandıramazsınız. Yani Amazon'da kandırmamaya çalışın. Mutlaka yarın öbür gün anlıyor. Anladığı takdirde size ona göre yaklaşıyor. Yaklaştığı takdirde zaten sonuçları çok ağır oluyor. Bu yüzden bu videoda fazla uzun olmaması için 7 tane maddeye değindim. Umarım yardımcı olmuşumdur aklınıza takılan hesap açılışı konusunda sorular varsa yorum kısmına belirtin ben yine toplu bir şekilde onları cevaplamaya özen göstereceğim başka bir videoda görüşmek üzere